Merhaba güzel canlarım, ben Cem Kervan. Bu hafta neydi? Sadık Kahya adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Sadık Kahya. Geçen hafta hani İsa dedi ki bir ev sahibi hırsızın o eve gelip soyacağını bilse, hangi saatte gelip evi soyacağını bilse zaten evde hazır durup hazır ve nazır ve yakalar. Ama İsa ne diyor? İnsanoğlunun saat kaçta, yani mecazi anlamda, hangi günde, hangi saatte geleceğini bilmiyorsunuz. Onun için her zaman, her zaman, her zaman hazır ve nazır olun. Şimdi Petrus, İsa'nın abdallarından olan Petrus ne diyor? Sultanımız, bu misali bilhassa bizim için mi anlattın abdallar olarak, yoksa geniş bir şekilde herkes için mi diye sordu. İsa cevaben, sadık ve akıllı bir kahya düşünün dedi. Efendisi gönül rahatlığıyla böyle bir kahyaya diğer köylülerin başına getirebilir. Onlara zamanında yiyecek vermekle görevlendirebilir. Efendisi eve döndüğünde bu kahyayı iş başında bulursa onu ödüllendirecek. Emin olun efendisi onu bütün mallarının başına koyacak. Ama şayet o kahya kendi kendine efendim nasıl olsa uzun bir süre geri dönmeyecek dese ve diğer köleleri dövmeye başlarsa, yiyip içip sarhoş olsa ne olacak? Efendisi ummadığı, hazır olmadığı bir anda gelecek. Onu paramparça edip diğer sadık olmayanlarla beraber oradan def edecektir. Hele efendisinin isteğini bilip de hazır ve nazır olmayan, hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle şiddetle cezalandırılacak. Fakat öte yandan efendisinin isteğini bilmeyen köle yanlış yaparsa, yine ceza alsa da cezası hafif olacak. Bir cana çok şey verildiyse ondan çok şey beklenecek. Bir cana çok şey emaneten teslim edildiyse ondan daha da fazla istenecek. Evet ve tabii İsa'nın havarilerine, abdallarına çok şey verildi ve çok şey beklenir. Evet, Sadık Kahya adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İnşallah beğenirsiniz. Vefalı sadık ve akıllı kahya, efendisini her dem hoşnut eyler. Vefalı sadık ve akıllı kahya, efendisini her dem hoşnut eyler. Efendisi gitse bir yolculuğa, sadık kahyasına itimat eyler. Efendisi gitse bir yolculuğa, sadık kahyasına itimat eyler. Kahyası her dem çalışırsa, iş başında olup faal kalırsa, yokken kahyası her dem çalışırsa, iş başında olup faal kalırsa, efendi dönünce sadık bulursa, vefakarlığına mükafat eyler. Efendi dönünce sadık bulursa, vefakarlığına mükafat eyler.
Yahya hep kaytarırsa. Tüm hizmetçileri dövüp durursa. Fakat yokken Yahya hep kaytarırsa. Tüm hizmetçileri dövüp durursa. İçkici olup tam ayyaş olursa. Efendi Yahya'ya mücazat eyler. İçkici olup tam ayyaş olursa. Efendi Yahya'ya mücazat eyler. Bakar sarhoş bir ifade yüzünden akar. Efendi dönünce Yahya'ya bakar. Sarhoş bir ifade yüzünden akar. Belki içkili kokusu çıkar. Efendi Yahya'ya ukubet eyler. Belki içkili kokusu çıkar. Efendi Yahya'ya ukubet eyler. Kalalım sadık kahyalar. Sadakatsız kahya ağlar mı ağlar. Kervanım kalalım sadık kahyalar. Sadakatsız kahya ağlar mı ağlar. Sadıkın içinden şelale çalar. Hak Şahına itikat eyler. Sadıkın içinden şelale çalar. Çünkü Hak Şahına itikat eyler. Evet, sadıkın içinden şelale çalar. Çünkü Hak Şahına itikat eder. Biz öyle olalım. Sadık kahyalar olalım. Evet, bu kadar yani. Bu hafta bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye bir işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sadık kahya gibi kalın. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.